İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Yine bir YouTube programında sizlerle birlikteyiz. Bilgi, bilim ve din serimize devam ediyoruz. Çok çeşitli yerlerden yaratılışa ait, Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına, varlığına ait, O'nun işaretlerine ait çok noktalardan, çok farklı açılardan tefekkür, tefekkür etmeye ve yaratılışı incelemeye e, bilim paradigmasına ve inanç paradigmasına sizlerle birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız iki haftadan beri İşaretülü e, icazdaki bir bölümü sizlerle paylaşmıştık. O da bir soru ve cevaptı. E, onların daima iftiharla bahsettikleri tabiat, nevamis ve kuvva nedir ki kendilerini onlarla iknaya çalışıyorlar demiştik. Yani tabiat nedir? E, tabiat kanunları dediğimiz e, kanunlar nedir ya, e, ve de kuvvetler nedir, fizik kuvvetler nedir e, sorusunu e, iki hafta boyunca sizlerle paylaşmaya e, çalışmıştık. Bu eksende işaret ürün cihazdaki e, e, yeri esas almak suretiyle. Çünkü bu konu önemli. E, bir anlamda da materyalizmin temel kavramlarını... temel e, materyalist düşüncenin e, mirengi noktalarını oluşturmaktaydı. E, buranın öncesinde orayı atlayarak biz burayı e, konuşmuştuk. Başka bir soru vardı ve bu soruyu burayı paylaştıktan sonra o soruyu ve cevabı paylaşacağımızı belirtmiştik. İşte bu akşam bu soruyu ve cevabı sizlerle birlikte e, paylaşmaya çalışacağım. O soru da şu. Sual bütün silsilelerin yani kainattaki bütün yaratılış silsilelerinin Halık'ın vücubu vücuduna kat'i şehadetleri göz önünde olduğu halde bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zahip olmakla dalalete düştüklerinin esbabı nedendir? İlginç bir soru. Evet. Demek ki kainattaki bütün silsileler Nedensellik silsilesinin içerisinde o öyle oluyor, bu böyle oluyor, ondan sonra böyle oluyor. Yani yaratılış tablosunun içerisindeki bütün silsilelere baktığımızda e, Cenab-ı Hakk'ın yani yaratıcının e, bir vücut olan zatın e, varlığına kat'i bir şehadet söz konusu. Hatta mantık itibariyle buradaki bir vücut kavramının kullanılması da e, önemlidir. Çünkü bütün kelamcılar ve inanan felsefeciler ulaşmış oldukları bir nokta şudur ki e, vacibül vücut yani varlığı zorunlu olan e, gaybi bir zata ihtiyaç var. Eğer onun vücudu olmazsa ve onun müdahalesi olmazsa şu gözümüz önündeki kainatın olması mümkün değil. Yani zorunlu bir gereklilik olarak, mantığın ve düşüncenin bir gereği olarak vacibül vücut kavramı vacibül vücut varlığı zorunlu olan bir yatıcı kavramına aklına ulaşmak mümkün. Hatta denir ki bir kişiye Resul gelmemiş olsa yani vahiy ona ulaşmamış olsa bunun imtihanı nasıl olacaktır diye bir kısım İslam alimleri aklıyla vacibül vücut bir yaratıcı bulabileceğini dolayısıyla dinin, şeriatın ahkamını bulması mümkün olmasa da bir vücut bir yaratıcıyı e, ancak bulabildiği takdirde, aklıyla bulabildiği takdirde e, ahirette ehli necat olabileceği noktasında hükme varmışlar. Demek ki bir vücut kavramı akıl için zorunlu bir kavram. İşte böyle olmasına rağmen ve bütün kainattaki silsileler e, e, böyle bir zatın zorunluluğunu kat'i işaret ettiği halde bunlar göz önünde olduğu halde bazı insanların yani inanmayan insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zahip olmakla, böyle bir düşünceye ulaşmakla dalalete düştüklerinin sebebi nedir, esbabı nedendir? Burada bu kavram çok önemli. Madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zahip olmak. Madde ile maddenin Hareketinin ezeliyetine. Bu e, aslında üzerinde durulması gereken bir kavram. Söylediğim gibi, materyalizmin temel düşüncesi budur. Ya da bizim de gafletle kainata baktığımızda e, farkında olmadan e, yüklemiş olduğumuz e, anlam, e, açıklama böyle oluyor. Ne demek o? Kainata baktığımızda e, statik bir kainat yok, dinamik bir kainat sürekli değişen bir kainat ve bu kainatın içerisinde sürekli bir yaratılışı müşahede ediyoruz. Ee, i̇şte bahar geliyor, her tarafta çiçekleri açıyor, ağaçlar e, kışın kurumuşken e, baharda çiçeklerin, yazın meyvelerle donatılıyor, dünya dönüyor, her gün güneş dön, doğuyor, batıyor. Yıldızlar hareket ediyor, işte ışıklar geliyor vesaire vesaire. Ee, Hayvanlar yaratılıyor, bitkiler yaratılıyor, insanlar yaratılıyor. Kainatta gözümüzün önünde mütemadiyen bir yaratılışı müşahede ediyoruz. E peki bu yaratılış nasıl izah ediliyor? İki türlü ya yaratıcıya vermek suretiyle bir izah. Eğer bundan insanlar gaflet etmişse, yaratıcıyı görememişlerse bu yaratılışı bir şekliyle izah etmeleri gerekiyor. O zaman düşmüş oldukları durum yahut varmış oldukları hüküm, Madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti düşüncesine ulaşıyorlar. Zaten e, yaratıcıya inanılmadığı takdirde, yaratıcıya karşı e, zihni, kalbi, kapılar kapatıldığı takdirde yapılacak başka bir şey yok. Çünkü gözümüz önünde bir kainat var ve bu kainatı izah etmek zorundayız. Bu kainattaki yaratılışı bir şekliyle açıklamak zorundayız. Öyle de olunca o zaman maddenin ve maddenin hareketinin ezeliyeti düşüncesi kaçınılmaz bir hale gelmekte. Bu kavram önemli bir kavram. Bu kavramın üzerinde duracağız. Hatta bu konuyu sadece burada değil, Mesnevi Nuriye'de nokta risalesinde de yine bu, bu soru var ve bu soruya cevap veriliyor. Oradaki sorunun şekli de şu, ezeliyeti madde, maddenin ezeliyeti ve harekatı zerretten, zerrelerin hareketinden teşekkülü enva gibi yani nesnelerin, mahlukatın, farklı farklı nevlerin teşekkül etmesi, yaratılması gibi umur batılaya, yani batıl bir düşünceye neden ihtimal veriliyor diye orada da böyle bir soru sorulup cevabı veriliyor. Programın ilerleyen akışı içerisinde işaret-i icaza da temas edeceğiz. Başka bir şey de zihinlerinize açmak ve ee, en azından soruyu ortaya koymak noktasından yine bunun üzerinde de duracağız. Hemen bahsetmiş olduğum nokta risalesindeki Müslüman Oriye'de nokta risalesinde bir sayfa öncesindeki yerde yine başka bir soru var. Neden aklıyla herkes göremiyor diye bir soru var. Orada da ilginç bir cevap. Zaman zaman bunu sizlerle birlikte paylaşıyorum. Gerçekten üzerinde durulması gereken ve açılması gereken çok önemli bir kavram bu. Cevap Kısa, net, Kemal-i Zuhur'dan ve zıttın Adem'inden diye bir cevap veriliyor ve yine programımızın akışında bu akşam olmazsa gelecek programda bu kavramları da sizlerle birlikte paylaşmak, açıklamak ve birlikte tefekkür etmek istiyorum. Çünkü bu konu önemli. Bu konu sadece materyalistlerin psikolojilerini yahut onların inançsızlığın, inanmamalarının altına yatan temel paradigmayı, Temel psikolojiyi ifade etmesi açısından önemli değil. Aynı zamanda bizler yani inanan insanların psikolojisi açısından da önemli. Çünkü biz kainata her zaman bütün imanımızın etkisiyle ve tesiriyle bakmıyoruz ve bakamıyoruz. Zaman zaman, zaman zaman değil belki çoğu zaman gafletle bu kainata bakmak aynen bir anlamda itikaden olmasa bile nazar ve bakışı itibariyle sanki inanmayan insanların bakış açısıyla bakmamız söz konusu olabiliyor. Yahut onların kavramlarıyla düşünmemiz ve konuşmamız söz konusu oluyor. Zaten bu seri içerisinde özellikle temas etmeye çalıştığım, özellikle vurgulamaya çalıştığım ve özellikle açılmasını istediğim husus buydu. Yani bilimsel bir dille, daha doğrusu bilimsel dil olarak bize dayatılan materyalist bir dili, materyalist bir düşünceyi, materyalist bir felsefeyi bilimsellik adı altında, daha doğrusu bilimsellik kandırmacası adı altında kabul etmememiz gerektiğini anlatmaya ve izah etmeye çalışıyordum. Bu yaklaşımın bilimsellik değil, bilimin bilgi kısmından ayrı bilim adamının kendi inancı, kendi dokması, kendi felsefesi ve kendi düşüncesi olduğunu, bilimle bilim adamının inancının ve düşüncesinin birbirinden ayrılması gerektiğini ısrarla ifade etmeye çalışıyorduk. Bilgi hikmettir, Resulullah'ın ifadesiyle bulunduğu yerde alınması gerekir. Ama bilgiyi alalım derken bilgiyi bize sunan bilim adamının batıl fikirlerini de almak zorunda değiliz. Bu iki kavramı birbirinden ayırıp hakkı almak, batılı reddetmek gibi bir vazifemizin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve bu programda da bunu izah etmeye, bu noktada uyarmaya çalışıyorum. Zira bize e, batılı sunan insanlar bunu saf bilgi olduğunu iddia ederek yahut gerçeğin kendisi olduğunu iddia ederek tırnak içerisinde bir kandırmaca içerisinde bize sunduklarını ifade etmeye çalışıyorum. Bu iki kavram birbirinden ayrıdır. Biri bilgidir, diğeri yorumdur. Bilgiye evet, bilgi objektiftir. Bilgi gözlemlenebilir, test edilebilir, deneylenebilir. Ama bilim adamının yorumu kendisine aittir tartışmaya açıktır. Onu bilimsellik adı altında almak durumunda değiliz. Zaten o yorumun kendisi de bilimsel değildir. Bilimsel olan bilginin kendisidir. Bu hususta dikkat etmemiz gerektiğini bu seri boyunca anlatmaya çalışıyorum. Evet. Demek ki dilerseniz soruyu paylaştıktan sonra cevabını sizlerle birlikte tefekkür etmeye okumaya başlayalım. Ee, cevap kas ve dikkatli değil. Kast ve dikkatli değil. Sathi ve dikkatsiz bir nazarla. Demek ki e, üstün körü bir nazarla. Sathi, yüzeysel bir nazarla ve dikkatsiz bir nazarla bir bakışla muhal ve batıla olması mümkün olmayan batıl bir düşünceye mümkün nazarıyla bakılabilir. Demek ki e, batıl bir düşünceye olması mümkün olmayan bir düşünceye kasıt ve dikkatle baktığınızda hayır bu mümkün değil, bu olamaz dersiniz. Ee, ama sati bir nazarla ve dikkatsiz bir nazarla bazen muhal ve batıla mümkün nazarıyla bakılabilir. Mesela bir bayram akşamı gökte ay ve hilali arayanlar içinde ihtiyar bir zat da bulunur. Rüyet meselesi ondan bahsediliyor. Bu zat gökteki hilali görmek için bütün kasıt ve dikkatiyle nazarını göğe tevcih edip hilali araştırmakla meşgul iken gözünün kirpiklerinden uzanan ve gözünün hadekası üzerine eğilen o gözünün pupilla dediğimiz o siyah ve görmeyi sağlayan e, siyahlık üzerine e, beyaz bir kaşın düşmesi üzerine e, beyaz bir kalı nasılsa gözüne erişir o zat derhal hilali gördüm der. Demek ki e, hilali görmek kastıyla bütün dikkatini ve nazar, nazarını göğe tevcih, etmek, tevcih etmiş ve göğe odaklanmış bir vaziyette kaşından aşağıya doğru eğilmiş ve gözünün önüne gelmiş olan beyaz bir eğri kıl, kılı şey olaraktan göre, görebiliyor. Bir hilal gibi görmesi söz konusu olabiliyor daha doğrusu öyle zannederek hilali gördüm der. İşte bu gördüğüm aydır diye hükmeder. İşte sahti ve dikkatsiz nazarlar, sahti ve dikkatsiz nazarlar bu gibi hatalara düştükleri gibi, bu gibi hatalara düştükleri gibi yüksek bir cevhere ve mükerrem bir mahiyete malik olan insan kastı ve ile daima hak ve hakikati ararken çünkü insan yaratılışı itibariyle bu yaratılış özelliğini ifade ediyor. İnsan kıymetli bir cevhere, yüksek bir cevhere malik bir surette yaratılmış ve kerem sahibi olarak yaratılmış. Mükerrem bir mahiyete, malik bir surette yaratılmış olan insan kastı ve dikkatiyle yani kastıyla hiç kimse batılı aramaz. Herkes kastı ile e, hakkı arar. Hakkı aramak gibi insanda bir duygu var. Batıla inanan insanlar bile inandıkları şeyin batıl olduğunu bilmiyorlar. Hak olduğuna inanarak ona inanıyorlar. Dolayısıyla insan her zaman hakkı arıyor. Çünkü yaratılış maniyeti bunu gerektiriyor. Ama hakkı ararken bazen burada da ifade edildiği gibi sati ve dikkatsiz bir nazarla batıla bakar. O batıl da ihtiyarsız, talepsiz, davetsiz fikrine gelir. Fikri de çağrına çağır alır, saklar. Yavaş yavaş kabul ve tasdikine de mazhar olur. Çünkü dikkatsiz bir nazarla muhal ve batıl olanı hak gibi gördü, hak gibi gördü. Belki kafasına yatmayabilir, belki onu kabullenemeyebilir ama başka alternatifi olmadığı için çünkü başka hakikati göremediği için onu fikri alırsaklar bir müddet sonra da kafasına tam yatmasa bile ona inanmaya başlar. Bu bir e, e, niçin batıla inanıyorların psikolojisi e, izah ediyor. İnsanda böyle bir psikoloji söz konusu. Demek ki fikri de çarına çağ alır. Yani Çaresiz bir şekilde yapacak başka bir şey yok tarzında e, alır saklar. Çünkü e, dikkati başka bir noktada ama sati bir şekilde kendisine gelmiş onu kabul etmek durumunda kalmış. Bu o e, şeyde e, daha sonra e, o bölü o bölümü de okuyacağız. Biraz burada tabii şöyle bir düşünce de söz konusu oluyor. Yaratıcıya karşı kapıları kapatmak durumu da söz konusu oluyor. Genellikle mesela bilimsel düşünce demiş olduğumuz bir şeyde yaklaşımın temelinde nedir? Biz bu kainatı bu kainat cinsinden kavramlarla izah edeceğiz. Bu kainat cinsinden bir yaratıcıya müracaat etmeden kainatı izah etmek istiyoruz tarzında bir ön kabulle hareket edildiği için artık bundan sonraki bütün süreçlerde, zihni çalışmalarda bu istikamette oluyor. Evet. Fakat onun o batılı kabul ve tasdiki bütün hikmetlerin merciği olan o batılı kabul ve tasdiki bütün hikmetlerin merciği olan nizamı alemden şu alemdeki nizamdan gaflet etmesinden ve madde ile hareketinin ezeliyete zıt olduğuna körlük göstermesinden ileri gelmiştir. Demek ki e, şu nizamı alemden gaflet etmesinden ve madde ile hareketinin ezeliyete zıt olduğuna körlük göstermesinden ileri gelmiştir. Ki şu garip nakışları ve acip sanat eserlerini esbabı camideye, camit cansız sebeplere İsnat etmek, onlara dayandırmak, onlar yapıyor demek suretiyle, ona isnat etmek mecburiyetiyle o dalalete düşmüşlerdi. Demek ki bu yaklaşımın temelinde bir kısım ön kabuller, ön kabuller söz konusu. Nedir o durum? Bir kere bir nizam-ı alemden gaflet etmek söz konusu. Yani kainatta her şeyin büyük bir düzen, büyük bir intizam, içerisinde hareket etmesini nazara almamak yahut dikkate almamaktan kaynaklanıyor. İkinci bir husus maddeye ve hareketine bir ezeliyet vermek durumu söz konusu oluyor. Maddeye ve hareketine ezeliyet vermek kavramın üzerine bu noktada biraz durmak gerektiğini düşünüyorum. Nedir ezeliyet kavramı? Kader Risalesi'nde anlatıldığı gibi ezeliyeti zaman çizgisinin başı olarak tanımlamak doğru değil. Aslında ezeliyetin tam karşılığı zamanın dışında olmaktır. Zamana bağımlı olmamaktır. Kader Risalesi'ndeki yaklaşımda ortaya koyduğu öyle bir manzara aladır, aladır ki geçmiş, gelecek ve hal hepsi onun önündedir diye ifade edilir. Yani zamanın dışına çıkmaktır bir anlamda ezeliyet. Şimdi madde ve hareketine öyle bir özellik veriliyor ki bataryalist düşüncenin içerisinde madde zaten sabittir. Madde vardır. Belki bunu zaman çizgisinin içerisinde Big Bang'de e, ilk saniyelerinde vücuda çıkmış ve atomlar oluşmuş yahut maddenin partikülleri oluşmuş bir nazarla bakılabiliyor. Ama ondan sonraki süreç içerisinde zamanın ve mekanın içerisinde o başlangıçta yaratılmış şeyin sabit yaratıcıyla bağlantısı olmadan varlığını devam ettiren kayyumiyetten kopuk, kayyumiyete ihtiyaç duymadan var olabilen, ayakta kalabilen ve zamanın nehri içerisinde akabilen bir varlık olaraktan görülmekte. Maddeye ziliyet vermek bu anlama geliyor. Yani aslında şu gözlüğün atomlarının sabit olduğunu ve bu atomların Big Bang'in ilk saniyelerinde yaratılan ve ondan sonra yaratıcıyla bağ kopmuş, e, yaratıcının kayyumiyetine, yaratmasına hiç de ihtiyacı olmayan, zamanın içerisinde günümüze akıp gelen ve sonra da bir şekliyle bu gözlük formatına girmiş, e, ...bir düşünce tarzıdır. İşte madde ezeliyet vermek bu demek. Yani zamanın içerisinde yaratılmaksızın var olabilmek demektir. Bu isterse milisaniyeler içerisinde varlık aleminde kalabilsin. Mesela hızlandırıcılarda, partikül hızlandırıcılarda... ...bazı partiküller çok milisaniyeler içerisinde varlık alemine çıkıp kayboluyorlar. Hiç önemli değil. O milisaniyeler içerisinde siz herhangi bir anda bile olsa... Yaratıcının kayyumiyetinden bağımsız bir varlığın ayakta kalabileceğini, şu alemde varlık alemini çıkabileceğini kabul ettikten sonra aslında milisaniyeler içerisinde bir ömür yaşamış olsa bile siz o maddeye ezeliyet veriyorsunuz demektir. İşte ezeliyet kavramı bu. Yani zamanın içerisinde yaratıcından bağımsız, onun kayyumiyetinden bağımsız ...var olabilmektedir. Harekette... ...işte onun doğal hareketleri dediğimiz... ya doğal hareketleri gibi görebildiğimiz... E, ...halin... E, ...yine yaratıcıdan bağımsız bir şekilde... ...olabilmesi ifadesidir. Yani buradaki ifade... ...madde ve hareketinin... E, ...ne ezeliyet yüklemi. Çünkü... ...biz şu aleme baktığımızda... ...yaratılış diye nitelendirdiğimiz her şey... Bu iki kavram üzerine bina ediliyor. Yani atomlar var, bu atomların hareketleri söz konusu. Bu atomlar hareket ederek herhangi bir şekliyle bir araya gelip molekülleri oluşturuyorlar. Bu moleküller bir araya gelip hücreleri oluşturuyorlar vesaire vesaire. Bir zincirleme bir surette bir form oluşuyor. Yani bu form... E, temelinde bu maddeler ve bu maddelerin hareket edip bir araya gelip belirli şekilleri alması neticesinde oluyor. İşte çiçek diyoruz, insan diyoruz, böcek diyoruz, yıldızlar diyoruz. Hepsi bu al. Eğer biz yaratıcı e, maddeye ve maddenin bu hareketlerine maddenin hareketinin ne olduğu önemli değil. Bir titreşmesi, bir hareketi, elektronun e, proton etrafında dönebilmesi. Oksijenin şu havada hareket edebilmesi. Ne formatta olursa olsun o hareketin şeklinde ne olursa olsun, işte ısınan havanın yukarıya çıkması, soğuyan havanın aşağıya inmesi vesaire, bütün bunları şu mekanın ve zamanın içerisinde kendi doğal özellikleriyle olabildiğini düşünüyorsak maddeye ve hareketine ezeliyet veriyoruz demektir. Bu bu, bu kavram çok önemli ve dikkat etmemiz lazım maddeye ve hareketine ezeliyet verdikten sonra yani Yaratıcının kavimiyetinden kopardığımız andan itibaren biz bu alemde sırarla ifade etmiş olduğumuz bir yaratılışa mekanizma oluşturmuş oluyoruz. O zaman yaratıcı ve yaratılmak diye bir kavramı kullanmamızın da bir anlamı kalmıyor. Çünkü ortada bir takım maddeler var, materyaller var. Öbür tarafta bu maddelerin Doğal hareket edebilirlikleri söz konusu ve gözümüzün önünde zaten bu eşyanın yaratılması bu madde ve bu maddenin hareketiyle olmakta. Yani bir yerlerden sürekli atomlar, moleküller vesaire hareket etmek suretiyle DNA'lar oluşuyor, proteinler oluşuyor, bunlar hücreleri oluşturuyor vesaire. Bütün kainattaki bütün faaliyet bunların üzerine hareket ediyor. Eğer bunların yaratıcısız bu varlıkların devam ettirebilir ve bu hareketleri yaratıcının emri ve izni olmadan yani kavimiyeti olmadan varlık aleminde kalabiliyorlar ve e, hareket edebiliyorlarsa işte o zaman yaratılış izah edilmiş demektir. İşte itirazımız itikadi noktadan yahut imani bir perspektiften dikkat etmemiz gereken bir şey Bediüzzaman Hazretlerinin itirazı bu noktada madde ve hareketi ezeliyete zıttır. Onlar Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetiyle varlık aleminde kalırlar. Hatta hatırlarsınız Kayyum Bası'nın e, o bölümünü okurken ifade etmiş olduğumuz bir an bile olsa şu kainattan kayyumiyet çekilecek olsa eşya mahvolur diyor. Yani eşya darmadan falan olmaz. Eşya yokluğa gider görmüş olduğumuz alemdeki her şey daima an ve an Cenab-ı Hakk'ın e, kutretiyle, e, kayyumiyetiyle yaratılmakta ve varlık aleminde kalmakta. Bir an bile onun kudreti çekilecek olsa yahut kayyumiyeti çekilecek olsa eşyanın yokluğunu göreceğiz. E, dolayısıyla bu bakış açısı çok önemli. Madde ve hareketine ezeliyet vermek, maddeyi ve hareketini Cenab-ı Hak'tan, onun yaratmasından, onun kayyumiyetinden ve onun kudretinden koparmak demektir. Yani yaratıcısız bir kainatı kabul etmek demektir. İşte asıl inanç noktasındaki yol ayrımı burada başlıyor kıymetli dinleyiciler. Ve ısrarla da ifade etmeye çalıştığım bu problem sadece materyalistlerin problemi değil, bizim de problemimiz derken biz de çoğu zaman sürekli böyle bir nazarla bakamıyoruz yani inancımızı ve itikadımızı her zaman günlük yaşantımıza tam olarak aktaramadığımızda bilmemiz lazım. Evet demek ki bu önemli kavramı üzerinde iyi bir tefekkür etmemiz gerekiyor. Demek ki onun o batılı kabul ve tasdiki bütün hikmetlerin mevcu olan nizam-ı alemden gaflet etmesinden ve madde ile hareketinin ezeliyete zıt olduğuna körlük gösterdiğinden ileri gelmiştir ki, şu garip nakışları ve acıp sanat eserlerini esbab-ı camideye isnat etmek mecburiyetiyle o dalalete düşmüşlerdir. Yani başka türlü yaratıcıdan kopardığınızda, baştan yaratılmamış olduğunu iddia ettiğinizde, gözünüz önünde daima yaratılan koca bir kainat var. Bunu nasıl izah edeceksiniz? İşte maddeye hareketine e, ezeliyet vermek suretiyle e, nedensellik olgusu içerisinde camit sebeplerin o sebep bunu yapar, o onu yapar, o onu yapar tarzında şu koca kainatı, şu canlı ve hayatlar kainatı, şu hikmetli kainatı, cansız, hikmetsiz camit, şuursuz sebeplere isnat etmek durumunda kalırlar kıymetli dinleyiciler. Evet. E, Hüseyin Cisri'nin dediği gibi e, asarı medeniyetle müzeyyen ve bütün zinetleri müştemil bir eve giren bir adam, bütün e, medeniyet süsleriyle, eserleriyle süslenmiş ve bütün zinetlerle müştemil, donatılmış bir eve giren bir adam, ev sahibini görmediğinden o zineti o esasatı tesadüfe ve tabiata isnat etmeye mecbur olmuştur. Eğer siz bir eve girdiniz, bu evde bir düzen, bir mükemmellik, bir harikuladelik, sanat eserleri vesaireleriyle dolu bir bir evi. Eğer e, ev sahibini görmüyorsunuz, bu evin sahibi yoktur dediğinizde ama ortada bir olgu var, e, süsler var, sanatlar var ve o evdeki nakışlar, müştemilatlar var. Bir şeye vermeniz gerekir. E görmediğinizden dolayı o ev sahibini kabul etmiyorsanız o zaman çarna çar işte başlangıçta söylemiş olduğumuz çarna çar buradan kaynaklanıyor. Çarna çar siz o evdeki müştemilata o yaratılışı vermek durumunda kalırsınız. O zihneti, o esasatı tesadüfe ve tabiata istat etmeye mecbur olmuştur. Kezalik nizam-ı alemdeki bütün hikmetlerin şu alemdeki Nizamın, düzendeki bütün hikmetlerin, faydelerin tam bir ihtiyara, yani tam bir iradeye. Çünkü her şey iradeyle ve kasıtla oluyor. Kainatın hiçbir yerinde hiçbir tesadüfü görmüyoruz. Yani tesadüfe tesadüf etmiyoruz. Her şeyin bir büyük bir kasıtla, büyük bir iradeyle, bir ihtiyarla yapıldığına şahit oluyoruz. Evet bu noktada Meslemin Nuriye'de Nokta Risalesi'nde bahsetmiş olduğumuz e, Nokta Risalesi'ndeki aynı soruya nasıl cevap verildiğinde benzer bir şekilde bir cevap veriliyor. Kavramlar biraz farklı. Dilerseniz orayı da sizlerle birlikte paylaşalım e, birbirini desteklemesi maniyetinde. Orada e, okumuştuğum e, soruyu. Sual, ezeliyet madde ve harekat-ı zerrat'tan harekat teşekkül-i enva gibi Umur batılaya neden ihtimal veriliyor? Ezeliyeti madde ve harekatı zerre, zerrat. Maddenin ezeliyeti ve e, zerrelerin hareketi. Tabi zerrelerin hareketi evet söz konusu ama bu, e, izah etmeye çalıştığım gibi buradaki kasıt bu hareketin kendi kendine doğal bir şekilde olduğuna inanmaktır. Yoksa zerrelerin hareket ettiğini müşahede ediyoruz. Bu hareketin bir yaratıcı tarafından mı yoksa kendi kendine mi oluyor? Şimdi e, Batı düşüncesinde şöyle bir şey vardır: mekan ve zaman kavramlarını maddeden bağımsız bir şekilde düşünmek gibi bir kavram var. Sanki e, ortada bir mekan söz konusu, yaratılmış her şeyden bağımsız bir mekan yaratılmış ve bunun içerisinde akan bir zaman var ve siz e, dışarıdan maddeyi bunun içerisinde atarsınız, bu mekanın içerisinde e, zaman süreci içerisinde hareket eder gibi bir düşünce var. Ondan dolayı mekana ana, e, zamana baba gibi e, bir e, teşbihte de bulunulur. Sanki o annenin rahminde babanın zamanın telkiğiyle e, eşyanın harekete geçip ve e, kendi kendine açığa çıktığı gibi bir düşünce söz konusudur. Eee... İslam düşüncesinde ise, İslam inancında ise maddenin kendisinden bağımsız bir zaman ve bir mekan diye bir kavram söz konusu değildir. Yani maddenin içerisine atıldığı bir zaman ve mekandan ziyade madde ile birlikte var olan bir zaman ve mekan söz konusudur. Yani e, e, maddenin yaratılmasıyla birlikte mekan yaratılır. Maddenin yaratılmasıyla ve onun süreç içerisindeki yaratılma sürecine biz zaman olaraktan nitelendiririz ve o, o tarza algılarız. İşte bu bir parça e, batı felsefesinden gelen bir düşünceyle e, böylesi bir e, bağımsız mekanın içerisinde e, atılmış atomlar, maddeler ve bu maddeler tamamen bunun içerisinde zamanın sürüklemesiyle e, değişen, halden hale geçen ama bunun içerisinde varlıklarını kendi başlarına devam ettiren, kendilerine ait doğal özellikleri olan ki hareket bunların başında ama onun dışında çekme, itme vesaire gibi doğal özellikleri de söz konusu. Böylesi bir nazarla bakılır. Bu nazar zaten eşyaya yaratıcıdan bağımsız bir şekil ve bir form vermektir. O kainatta o eşyaya ve maddeye bir mekanizma yüklemektir. Yani yaratılışı maddenin bizatihi kendisine vermekten başka bir yaklaşım değildir. Asıl düşünmesi gereken çoğu zaman da bu düşünce sorgulanmaz. Bu düşünce doğru mudur diye bu e, a priori bir gerçeklik, gerçeklikmiş gibi e, de kabul edilir ve bütün düşünce bunun üzerine bina edilir. E, i̇şte hata da burada yapılır. Aslında asıl düşünce Asıl rotanın saptığı dolayısıyla sonuçta varılan hedefin şaşmasındaki temel yanlışlığın asıl sapmanın başladığı nokta burasıdır. Maddeye hareketine, maddeye ve hareketine ezeliyet vermek, onun kendi kendine varlık aleminde kalabildiğini ...ve doğal özellikleriyle hareket ettiğini ve bütün her şeyin bu doğallık içerisinde meydana geldiği düşüncesi ön kabulüdür ki... ...daha sonra o düşünceye sahip olan insanı yaratıcıdan gaflet etmesine, yaratıcıya ihtiyaç duymamasına... ...yahut şu kainatta bir yaratıcıya ihtiyaç olmadığı düşüncesine ulaşmasına neden olmakta ve camit sebeplere tesir vermeyi sonuç kılmaktadır. Çünkü siz böylesi bir yaklaşımla aslında eşyanın üzerinde tecelli eden yaratıcıya ait bütün özellikleri o eşyaya yüklediğinizde yaratıcıya ihtiyacınız kalmaz. Çünkü e, biz eşya aynası üzerinde Cenab-ı Hakk'ın e, iradesi de e, ilmi de kudreti de bütün Esma Üstansı'nı o aynanın üzerinde görürüz. O aynaya biz o özellikleri yüklediğimiz takdirde o zaman eşyanın bizatihi kendisine yaratıcılık izafe etmiş oluruz ki ondan sonra gaybi bir yaratıcıyı aramaya da ihtiyaç kalmaz. Çünkü o gaybi olan zatın tecellilerini maddenin kendisinde gördüğümüz için maddeye bir anlamda uluhiyet ve verilmiş olur. Bu kavramı da yine daha önceki programlarda konuşmuştuk. Evet cevabına geçecek olursak. Evet sırf başka şeyle nefsini ikna etmek sadedinde olduğu için o umurun o işin esası fasidesini tebeyi bir nazarla derk etmediğinden neşet ediyor. Demek ki sırf başka bir şeyle. Çünkü e, siz bu kainata giriyorsunuz ve bir ön kabulle ben bu kainatın yaratılışını e, ...metafizeye müracaat etmeden, bu kainatın dışına müracaat etmeden izah edeceğim diye bir ön kabulü koyuyorsunuz. O zaman sizin bütün yaklaşımlarınız fizik dünyanın içerisinde olmak zorunda. Zaten kendinizi ve düşüncenizi siz bu kainata mahkum ettiniz. Böylesi bir yaklaşımla girdiğinizde başka yapacak bir şey yok. Sırf başka bir şeyle. Nefsini ikna etmek sadedinde olduğu için biz... Gaybi bir yaratıcıdan, semavi bir yaratıcıdan başka bir ilah arıyoruz diye bir iddiayla, bir düşünceyle yahut bir sahikle bu işin içerisine girdikleri için nefsini ikna etmek sadedinde olduğu için omurun esası fasidesini yani o fasit olması mümkün olmayan temelini, bozuk olan temelini tebeyi bir nazarla İkincil bir nazarla tebeyi, sahteyi ikincil yani bir yere karşı noktaya bakarsınız. Bütün dikkatiniz oradaysa elim sizin için tebeyi olur. Eğer elime ben odaklanırsam e, arkadaki duvar benim için tebeyi olur. Yani ikincil olur. İşte odaklandığınız nokta değil de kasti bir şekilde baktığınız bir nokta değil de Sati bir nazarla baktığınız, ikinci bir nazarla baktığınız bir şeyde dikkatiniz ve yoğunlaşmanız o noktada olmadığı için e, e, orada batılı hak gibi görebilirsiniz. İşte az önce de söylediğim gibi maddenin ve maddenin hareketini çoğu zaman sorgulamıyor, Biz de sorgulamıyoruz. E, e, materyalistler de soruyor. Doğal bu böyle olur zaten diyorlar. Elektron var işte madde va vardan yok olmaz yoktan var olmaz diye kendince bir hüküm ortaya koymuş. Bunlar var. E, 13-14 milyar yıl önce Big Bang'de var oldular yahut hadi dinler olduklarını düşünelim yaratıldılar. Ondan sonra varlıkta ve onların bir özellik kazandılar o süreç içerisinde. O özellikleriyle birlikte devam ediyorlar. Tıpkı bu yaklaşım bizim benlik algımızda da söz konusu oluyor ki ilerleyen programlarda yine bir e, inancın arka plan paradigmasını oluşturması noktasından önemli olduğu için e, ene bahsinde 30 sözdeki ene bahsini e, geniş ve kapsamlı bir surette e, sizlerle paylaşmak istiyorum temel yaklaşımımız bu oluyor ve, kendimize sattığı bir nazarla baktığımızda e, biz varız ve kendimize ait bir takım doğal özelliklerimiz var ve bunu sorgulamaya gerek yok. İşte elim var ve ben bu elimi hareket ettiririm. Bundan daha doğal bir şey yok. Gözüm var ve ben ışık olduğu sürece görürüm. Ağzım var ve dilim döndüğü sürece konuşurum gibisinden bir yaklaşım içerisinde kendimizi görüyoruz. Çünkü dikkatli bir nazarla ben nasıl konuşuyorum, ben nasıl görüyorum? Ben nasıl hareket ediyorum ve ben nasıl soru, nasıl var olabiliyorum sorusunu sormadığımız takdirde aslında elimin hareketinden görmeme, konuşmama, ayakta kalmama, hayatta kalabilmeme kadar her şeyin aslında yaratılmakta olduğumu benim için sadece yaratılmış değil şu anda bir yaratılış süreci olduğunu fark etmiyoruz. İşte aynen bunun gibi sonra bu yaklaşımı biz kainata da taşıyoruz. Ee, kendi elimize, kendi gözümüze, kendi konuşmamıza dikkat etmeden sanki doğal özelliğmiş, kendimize ait doğal özelliklerimizmiş gibi gördüğümüz bu özellikleri biz dış alemede taşımak suretiyle atomlar var ve bunlar benim varlığım gibi doğal varlıkları. işte ben şu tarihte doğdum, onlar da ee, zamanın başlangıcında doğdular. Ee, ben nasıl ki zamanın içerisinde kendi başıma bu varlığımla hücrelerimin mekanizmasıyla vesaire vesaire hareket edebiliyorsam, varlık aleminde kalabiliyorsam onlar da işte kendi ömürleri içerisinde, zaman silsilesinin içerisinde varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Ve ben nasıl ki kendi doğal özelliğim olan elimle tutup bu gözlüğü kaldırabiliyorsam elektronda ee, Protonu çekebiliyor, onun etrafında olabiliyor. Yahut iki tane proton bir araya gelip helvi oluşturabiliyor gibi bir kainata ait tamamen yaratıcıdan bağımsız. işte az önce anlatmaya çalıştığım o geniş mekan tiyatrosunun içerisinde gelip zamanın döngüsü içerisinde rollerini oynayan kavramlar gibi bakıyoruz. Halbuki her şey ama her şey o bir mekan tiyatrosu dediğimiz o sahne de onun içerisindeki varlıklar da ve onun içerisindeki o varlıkların hareketleri de bir yaratılış süreci olduğunu unutuyoruz. Bir yaratılıştan bahsedeceksek, bu alemi kim yaratıdan bahsedeceksek sadece Big Bang'in yaratılışını değil, şu anki elimin hareketinin yaratılışını da konuşmamız gerektiğini, şu an etrafta bulunan, şu havada bulunan atomların hareketinin de bir yaratılış olduğunu onun nasıl olduğunu konuşmamız gerektiğini, o e, atomların, e, etraftaki bütün varlıkların nasıl şu an varlık halinde kaldıklarını, konuş çünkü onun da bir yaratılışı olduğunu unutmamamız ve konuşmamız gerekiyor. Daha doğrusu yaratılış konusunda e, konuşmak, elde, elde var bir deyip maddeyi ve hareketini, doğal özellikleriyle ortaya koyup hadi bakalım bundan sonra bunların yaratılışını konuşalım tarzına değil Topik'in varlık alemini varlığın hem maddesini hem hareketini hem süreçleri hem oluşları e, hepsini birden konuşmak olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler. Evet. E, süremizi de epey e, bir e, zorladık. Dilerseniz şurayı e, okuyarak eee bu paragrafı tamamlayıp bitirelim. Eğer nefsini ikna etmek suretinde kasten ve bizzat ona müteveccih olursa mahiyetine ve makul olmadığına hükmedecektir. Yani sati bir nazarla bakıyoruz. Biraz düşünecek olsak bu elimin hareketinin hiç de doğal bir özellik olmadığını, bizatihi yaratılış olduğunu, yaratılışın bizatihi kendisi olduğunu... Peki ama bunu kim yaratıyor dememiz gerektiğini ve bunu yaratanın ben olmadığımı fark ederiz. Biraz dikkatle bakacak olsak ama bir ön kabulle bu bir benim ve benim doğal özelliklerim nazarıyla bakarsak o zaman buradaki yaratılış bizim için sahti kalır. Bizim için tebeyi kalır. Sati bir nazarda baktığımız için buradaki yaratılışı ve benim kendimin yaratılmakta olduğumu hiçbir zaman fark edemem. Aynen kainatı da bu tarzda bakıyoruz. Farza kabul etse de tegafülü hani saniye sebebiyle yani sanatkara karşı tamamen kapıyı kapatmak, ona karşı bir gaflet içerisi olmak sebebiyle ondan hasıl olan ızdırar ile kabul edebilir. Yani yaratıcıyı kabul etmeyeceğim. Ben bu kainatı yaratıcısız bir surette kainat cinsinden olgularla izah edeceğim diye kendinizi zora sokarsınız kendinizi sınırlarsınız, bir şeye vermek durumundasınız. O zaman işte bu türdeki aslında akıl almayacak şeylere vermek durumundasınız. Yani şöyle bir misal düşünebilirsiniz. Bir mutfağa girdiniz, güzel bir salata yapılmış ama bu salatayı diyorsunuz ki ben aşçısız izah edeceğim. O zaman size o yaratılış sürecinin tamamı o kadar absürt bir şekilde izah etmek durumunda kalırsınız ki bu misali biraz daha geniş olarak gelecek programlarda konuşalım. İşte musluk kendi kendine açılır, sular kendi kendisine akar. Oradaki yeşillikleri vesaireleri su kendine doğru çeker. Onun altında sallandırır, yıkar, şunu yapar, bunu yapar. Sonra bıçak harekete geçer, onları doğramaya başlar. Sonra bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Yani siz bir yemeğin yapılmasını bile Aşçısız yahut onu yapan kişiden bağımsız bir şekilde ben sadece bu salatanın içerisinde gördüğüm malzemelerle yahut şu mutfakta görmüş olduğum bıçaklarla malzemelerle vesairelerle izah edeceğim derseniz ve e, o yapılış sürecindeki bütün süreçleri aşçıya izafe etmeden bir anlatmaya çalışın bakalım. Ne kadar e, hani akıl kabul etmez o bir tarafa ne kadar gülünç bir tablonun ortaya çıkacağını düşünebiliyor musunuz? Dönün şimdi bu kainata bakın. Şu kainat mutfağında hazırlanan yemeklere yahut şu e, de, kainat sergisinde hazırlanan sanat eserlerine ben sanatkarı olmadan bu e, sanatlara izah edeceğim. Ben bu ziyafetleri aşçısı olmadan, yapıcısı olmadan izah edeceğim dersiniz. o zaman işte resmin yapılışını fırçalara, boyalara... O e, yemeklerin yapılışını bıçaklara, çatallara, sebzelere, meyvelere vesaire kendisine vermek suretiyle o kadar absürt ve anlamsız bir e, e, anlatım ve izah ortaya çıkar. E, gerçekten de kainata materyalist bir şekilde bakmak, aynen bunları bu tarzda sanatkarsız bir şekilde anlatmak tarzından başka bir şey değil. E, aslında. Şöyle bir dikkatle bakıldığında ne kadar e, yanlış, ne kadar akıldan uzak bir yaklaşım olduğu e, kasti bir nazarla bakıldığında anlaşılacak kıymetli dinleyiciler. Evet şu son cümlemizde dalalet ne kadar aciptir. Zat-ı Zülcelal'in lazım zarurisi olan ezeliyeti. Zat-ı Zülcelal'in e, zatının e, zorunlu gereği olan ezeliyeti ve hassası olan icadı, onun bir hususiyeti olan icadı, yoktan yaratmayı aklına sığıştırmayan, nasıl oluyor ki gayrimütenahi zerrata ve aciz şeylere veriyor. Gerçekten de bir taraftan ezeliyeti Cenab-ı Hakk'a vermeyi aklına sığıştıramayan insanların, ezeliyetin kaçınılmaz bir kavram olduğunu, ya Allah'a ya aciz mahlukata verilmesi gerektiğini fark etmiyorlar. Ve e, o müteal zata ezeliyeti vermeyi aklına sığıştıramayan o insanlar gözümüzün önündeki şu aciz mahlukatın ezeliyetine biliyorlar. Bu da garip bir hal olsa gerek. Evet bugünkü süremizi de doldurduk kıymetli dinleyiciler. E, ama bu konu önemli. Herhalde gelecek haftada daha doğrusu gelecek programda da e, yine bu konuya devam ederiz diye düşünüyorum. Bu akşamlık bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.